Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzda Storyboard'da öğretmenlerinizin sizler için hazırladığı ödevlere nasıl ulaşabilirsiniz? Bu ödevleri nasıl hazırlayabilirsiniz? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak öğretmeninizin sizinle paylaştığı bağlantı adresine tıklayarak ya da bu adresi kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırarak Enter'a basmanız gerekiyor. Ve karşınıza bir hesap girişi yapmanız gerekiyor. Siz bu girişi öğrenci hesaplarınızla yapabilirsiniz. Örneğin deneme hesabımla giriş yapacağım. Sizler kendi hesaplarınızla giriş yapacaksınız. Şifremi yazdım. Oturum açına tıkladık. Burada Storyboard'un sizin hesabınıza kullanılmasını istiyor. İzin veriyor musunuz diye soruyor. O yüzden kabul et'e basmanız gerekiyor. Karşımıza Storyboard'un kullanım ekranı çıkacak şimdi. Hemen geldik buraya. Şimdi burada öğretmenimiz sizin için işte bir algoritma hikayesi adında bir ödev oluşturmuş. Bu ödevi nasıl yapacağız şimdi onu anlatacağım. Bu algoritma hikayesinde okula gitme algoritmasını ya da işte deney yapma, yemek yapma, çiçek ekme gibi algoritma çeşitlerinden birini ya da kendi düşündüğünüz algoritma hikayesini oluşturmasını istiyorum. Şimdi burada ilk başta ödevi yönergelerini okudunuz. Daha sonra Start butonuna basmanız gerekiyor ki bu hikayeyi oluşturma ekranına gelebilmeniz için. Karşımıza böyle bir ekran geldi. Burada ilk başta varsayılan olarak 3 tane kutucuk geliyor. Bu kutucuklar tıpkı bir karikatür çizer gibi tasarım yapmanızı sağlıyor. Bu kutucukların sayısını arttırabilirsiniz. Peki nereden? Alt tarafta bakın mavi butonlar var. Bu mavi butonlarda ikinci sırada olan Add bölümü, ekleme bölümü. Ekle diyerek kutucuk sayısını arttırabilirsiniz. Mesela 6 kutucuk istedim. Ya da ikili şekilde ilerlemesini isteyebilirsiniz. O zaman şöyle bir tasarım yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde seçim yapabilirsiniz. Burada seçim yaptıktan sonra Update Storyboard'a tıklamanız gerekiyor ki güncellemeleri yapsın. 6 tane kutucuğum geldi. Ödevde şunu istiyorum. Burada her bir kutucukta bir algoritma adımını aslında tasarlayacaksınız. Peki nasıl? En yukarıda bakın arka plan görselleri ilk başta seçili olarak geliyor. Bu çubuğu böyle çektiğinizde birçok arka planın olduğunu görebilirsiniz. Ya da şurada 2 tane ok var. Bu oklara tıkladığınızda bu menüyü açıp kapatabilirsiniz. Şurada arka planları bölümünde bakın birçok başlıkta arka planı var. Örneğin evin iç tasarımı, evin dış tasarımı, okul, işte iş, klasik ev modelleri, tarihi modeller, sonrasında dış yerler gibi birçok arka plan var. Yine bu arka planlara tıkladığınızda bakın altta bir çubuk çıkıyor. Bu çubuğu tabii ki de çekip bu şekilde seçim yapabilirsiniz. Diyelim ki ben okula gitme algoritmasını yapmak istiyorum. Ve ilk olarak okula gitme algoritmamda uyanmam gerekiyor. Bir yatak odası tasarımını tuttum. Buraya sürükleyip bıraktım. Bu yatak odasına bir tane karakter ekleyeceğim. Bakın karakterler bölümüne tıkladım yukarıda. Ve burada birçok karakter açıldı. Örneğin ben şu karakteri alacağım. Ve yine bunu da tuttum. Bu şekilde çekerek buraya getirdim. Buradaki kişiyi küçültüp büyütebilirsiniz bu şekilde. Böyle koydum. Bu kişi örneğin uyanmış, okula gitmek için kalkmış. İlk algoritmamın adımında. Sonra Text Tables kısmında kutucuklarda, baloncuklarda düşünce baloncuklarıyla yazılar yazabiliyorsunuz. Mesela bu kişi aldım baloncuğumu buraya günaydın yazdım.
konuşmalarda ekleyebilirsiniz yine. Bu konuşma baloncuklarının özellikleri buradan düzenleyebildiğiniz gibi silmek isterseniz de çarpıya basmanız gerekiyor. Bu baloncuğu şöyle arka planı seçmişim. Baloncuğu tabii ki de yine tutup yerini değiştirebilirsiniz. İlk algoritmam uyandık. Daha sonra mesela lavaboya gideceğiz. Canlandırması yapmak istiyorum. Yine ekran arka planlarına geldim. Buradan evin iç dekorasyonuna tıkladım. Bakın lavabo görseli bulmak istiyorum. Kullanmak istiyorum. Örneğin şu lavabo görselini buraya getirdim. Ve tabii buradaki seçtiğim karakterin aynısını yine buraya alıp getirmem gerekiyor. Bu çocuk lavaboya girmiş. Elini yüzünü yıkamış. O şekilde hikayemi tamamlamaya çalışıyorum. Şimdi örneğin bu ikinci tasarımımı yaptım. Diğer bölümlere geleyim. Mesela burada şekiller var. Şekil görüntüleri var. Bunları tasarımlarınıza ekleyebilirsiniz. Yine burada inografik bölümde grafikler yani gifler mevcut. Bakın yine bunların da diğer bir örnekleri var. Bu ikonları kullanabilirsiniz. Tasarımınızı süsleyip çeşitlendirebilirsiniz. Buradaki web araçlarında yine bakın alışveriş ikonları, mesajlaşma ikonları, kalem ikonları gibi çeşitli ikonlar mevcut. Science bölümünde bilim görselleri var. Burada deney yapma algoritması yapabilirsiniz belki. Buradaki araçları da kullanabilirsiniz sevgili çocuklar. Sonrasında tasarımınızı diyelim ki yaptınız. 6 karelik bir karikatür tasarımı yaptınız. Tabii bu karikatür tasarımı öylesine bir tasarım değil. Bir algoritma hikayesi tasarımı olması gerekiyor. Yani dersimizde de bahsettiğimiz bu algoritma kelimesiyle ilgili bir hikaye oluşturmanız gerekiyor. Ben bu örneğimde okula gitme algoritmasını seçtim ve 2 kareyi bu şekilde yaptım. Örneğin üçüncü karemde kahvaltı yapabilir buradaki kişi. Hemen bir mutfak seçmem gerekiyor bunun için. Görselleri inceliyorum. Herhangi bir mutfak var mı? Evet bakın burada mutfağa benzer görüntüler var. Bir mutfak seçebilirsiniz. Mesela şu mutfağı seçtim. Burada kahvaltı yapmak için öğrencimizin geldiğini düşünelim, tasarlayalım. Bu şekilde tasarımlarınızı yapabilirsiniz. Peki bu tasarımınızı yaptınız. Ben kendi hesabımdan bu tasarımı görebiliyorum. Siz okul hesaplarınıza girdiğiniz için. En altta sev bölümü var. Sev bölümüne tıkladığınızda bakın burada bu hikayenizi kaydedeceksiniz. Örneğin kendi isminizi yazabilirsiniz. Ya da hikayenize bir isim verebilirsiniz, başlık ekleyebilirsiniz. Hatta bu açıklama kısmına da hikayenizle ilgili ayrıntıları yazabilirsiniz. Daha sonra Save Storyboard diyerek bu çalışmanızı kaydedebilirsiniz sevgili çocuklar. Bu şekilde kaydetme işlemini de gösterdim. Bakın en son kaydettiğinizde tasarımlarınızı size böyle açık bir şekilde gösteriyor. Diyelim ki bu tasarıma bir şeyler daha eklemek istediniz. Bakın en alta indim. Edit bölümü var. Edit bölümüne tıkladığımda bu tasarımınızı tekrardan düzenleyebilirsiniz. Mesela diyelim ki ben burada bu çocuğu kullanmak istemiyorum. Üzerine tıkladım. Çarpıyla sildim. Ya da bu arka planı burada istemiyorum. Yine üzerine tıkladım. Çarpıdan sildim dediniz. Tekrardan sonra Save butonuna basarak kaydetmeniz gerekiyor sevgili çocuklar. Umarım her şey anlaşılmıştır. Sizlerden algoritma örneklerinizi bekliyorum. Sevgiler.